Merhaba arkadaşlar. 36. testle birlikteyiz. Dolaşım sistemine geçtik. Birinci soruda diyor ki kalbin çalışması sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre sinüatriyal düğüm uyarıldıktan sonra yukarıdaki olaylar hangi sırayla meydana gelir? Benim bununla ilgili şöyle bir e, senaryom var arkadaşlar. Şöyle mesela diyelim bir kafeye gittiniz oturdunuz. Bütün masalar dolu. İşte kız ve erkek için söylüyorum. Yakışıklı bir erkek geldi veya işte çok güzel bir kız geldi. Kafede yer yok sadece sizin yanınız boş. Yanınıza geldi. Size dedi ki selamün aleyküm. Siz de şaşırdınız dediniz ki ve aleyküm selam yerine aleyküm ve selam dediniz. Aranızda hisler oluştu ve oturdunuz bir bardak çay içmeye başladınız. Ne oldu bakın sünatriyel düğümünüz uyarıldı selamun aleyküm dediği zaman kız böyle çok güzel ve erkek böyle çok yakışıklı sünatriyel düğüm uyarıldı ve sizin kulakçıklarınız hani kulağınız duydu ya bunu kulakçıklarınız kasıldı kulakçıklar kasıldı sonra siz şaşırdınız atrioventriküler düğüme uyarı gittiğinde ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam dediniz Aranızda bir his oluştu ve karnınızda kelebekler oluşmaya başladı. Karıncıklar kasıldı arkadaşlar. İşte sırasıyla bu şekilde gider. Sünatriyal düğüm uyarılır, kulakçıklar kasılır. Atrioventriküler düğüme geçer. His demetleriyle bütün karıncıklara yayılır ve karıncıklar kasılır. Şimdi burada triküspit ve biküspit kapakları da söylemiş. Şimdi kulakçıkların kasılmasıyla triküspit ve biküspit kapakçıklar açılır karıncığın kasılmasıyla da yarım ay kapakçıkları asılır. Yani kulakçıktan sonra bu gelecek arkadaşlar. Kulakçıkların kasılmasıyla karıncıklardan sonra da bu gelecek. Şimdi sinatriyel düğüm uyarıldıysa sırada ne var? Kulakçıkların kasılması. Birinci sırada bu. Kulakçıklar kasıldıktan sonra bit ve bit kapakçıklar açılacak. İkinci sırada bu. Sonra atrioventriküler düğüme gidecek değil mi? Üçüncü sırada bu. Arada his demetlerini vermediği için o yüzden direkt ne diyorum karıncıklar kasılır diyorum. Şu şekilde dördüncü sırada bu. En sonda yarım ay kapakçıkları açılır arkadaşlar. Ama temeli şudur bakın. Temeli budur. Genelde şu triküs bit yarım ay kapakçıklarını falan vermez. Direkt bu temelden sonra aklınızda bulunsun. Cevabımız ne olacak? 1, 3, 2, 4, 5 olacak. Direkt A şıkkı çıktı. İkinci soru. Aşağıda sağlıklı bir insanın doku kılcal damarındaki kan basıncı ve kan ozmotik basıncı grafiği verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar kan basıncının ozmotik basınçtan yüksek olduğu zamanda ne oluyor? Süzülme olayı oluyor. Süzülme olayında e, kılcaldan doku sıvısına madde geçişi olur. Peki ne geçer? Oksijen ve besin geçer. Ve besin. Z olayında ise yani kan basıncının kanın ozmotik basıncından düşük olduğu zamanda ise geri emilim olayı veya emilim olayı diyelim direkt emilim. Emilim olayında ne olur arkadaşlar? Emilim olayında da şöyle ayarlayayım bunu yine kaçırdım. Emilim olayında da bu sefer doku sıvısında bulunan atık maddeler kana geçecek. Kanın toplar damar ucuna kılcalın. Yani amonyak NH3 ve karbondioksit geçecek arkadaşlar. Şimdi diyor ki Y aralığında kan basıncı kanın ozmotik basıncı arasındaki fark azalır diyor. Evet baktığınız zaman zaten ne yapıyor? Fark azalıyor. Çünkü aşağı doğru iniyor grafik. Doğrudur. Z aralığında doku sıvısından kana madde geçişi olur. Evet bakın ne dedik? Z'de doku sıvısından kana amonyak ve karbondioksit geçer. Doğru. Y aralığındaki madde geçişi sırasında enerji harcanmazken Z aralığındaki madde geçişi sırasında enerji harcanır. Arkadaşlar yanlıştır. Neden? Çünkü tamamen difüzyon kurallarına göre yani basıncın kan basıncının etkisiyle oluyor. O yüzden enerji harcanmaz ikisinde de cevabımız ne olacak? 1 ve 2 B şıkkı olur. Üçüncü soru aşağıda verilenlerden hangisi <laughs> kalbin çalışma hızını artırmaz? Arkadaşlar genelde şıklarda ya parasempatik sinirlerden bahseder ya da asetilkolin hormonundan bahseder. Artırmaz dediği zaman şıklarda ya parasempatik sinirleri arayacaksınız ya da asetilkolin hormonunu arayacaksınız. Cevabımız asetilkolin olur. Yani bu hiç değişmez. Eğer kalbin çalışma hızını artırmaz diyorsa şıklarda genellikle asetilkolin hormonunu veriyor ya da parasempatik sinirleri veriyor. Dördüncü soru Aşağıdaki kılcal damarlarda madde geçişleriyle ilgili grafik çizilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır? Şimdi akciğer kılcalına bakıyorum. Oksihemoglobin miktarını artırmış. Yani hemoglobinin oksijen taşıyanı artmış diyor. Akciğerde oksijen alındığı için arkadaşlar bu doğrudur. Karaciğerde B vitamini miktarını artırmış olarak göstermiş. Karaciğerde B vitamini. Dursun bakalım. Böbreklerde üre yoğunluğunu azalır olarak göstermiş. Evet arkadaşlar üreyi dışarı atıyor böbrek. E, beyinde glikoz miktarı azalıyor. Evet beyin glikozu kullanıyor. Albumin miktarı. Albumin nedir? Bir kan proteinidir. İnce bağırsakta sabit göstermiş. Evet değişmez arkadaşlar. Doğrudur. Burada B vitamini miktarı yanlış olacak. Çünkü B vitamini karaciğerde hani üretilmiyor, depo edilmiyor arkadaşlar, sabit çizmesi gerekiyordu, o yüzden artır olarak göstermiş, bu yanlış olur. Beşinci soru, diyor ki böbrek atar damarına verilen işaretli azot atomu taşıyan amonyak molekülü üreye dönüşene kadar yapılarından hangi sırayla geçer? Şimdi bakın böbrek atar damarına verildiyse önce nereye geçecek böbreklere? Böbrek toplar damarından nereye bağlanacak? Alt ana toplar damara. O zaman alt ana toplar damara geldi. Alt ana toplar damardan nereye gider arkadaşlar? Kalbin sağ kulakçığına bakın. İkinci sırada bu. Sağ kulakçıktan sağ karıncığa iner. Bak, bakıyorum sağ karıncık yok. Sağ karıncıktan akciğer atar damarı ile nereye gidecek? Akciğerlere. Çünkü akciğerlerde karbondioksit dışarı atılıp oksijen alınacak. Daha sonra akciğer toplar damarından Bakın üçüncü sırada bu. Akciğer toplar damarıyla nereye gelecek? Yine kalbe gelecek. Kalbin sol kulakçığına geldikten sonra sol karıncağa geçecek. Bakın dördüncü sırada bu. Sol karıncıktan çıkarken aort atar damarıyla nereye gidecek? Karaciğere. Karaciğer atar damarıyla gidecek arkadaşlar. Beşinci sırada da bu. Daha sonra karaciğerde üreye dönüştürülecek. O zaman sıramız ne olacak? 4, 1, 2, 5, 3. 4, 1, 2, 5, 3. Evet cevabımız C şıkkı olur. Altıncı soru. İnsandaki dolaşım sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Oksijence zengin kanın hareketi dokulardan kalbe doğru gerçekleşir. Oksijence zengin kanın hareketi kalpten dokulara doğru arkadaşlar değil mi? Değil mi? Kalp ne yapıyor? E, temiz kanı dokulara yayıyor. O yüzden bu yanlıştır. Dolaşım sistemi kan, kalp, atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlardan oluşur. Evet işte bu. Cevabımız bu olacak. Bu doğru. Kalbin sağ tarafında oksijence zengin, sol tarafında oksijence fakir kan vardır. Hayır tam tersi. Sağ tarafı oksijence fakir, sol tarafında oksijence zengin vardır. Akciğerlerde de oksijen... Akciğerde oksijenlenen kan kalbe uğramadan vücuda gönderilir. Hayır önce kalbe uğrayacak kalp onu pompalayacak. Akciğere gönderilen karışık kan alvollerde temizlenir. Karışık kan gitmez arkadaşlar. Kirli kan gider. Kirli kan temiz kana dönüştürülür gelir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olur. 7. soru. insanlardaki damar çeşitleri ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Akciğer atar damarı hariç atar damarlar oksijence zengin kan taşır. Evet doğru. Hatta buraya plasanta Atar veya göbek bu atar damarı hariç de deriz. Çünkü her ikisinde de kirli kan bulunuyor. Toplar damarlarda basınç düşük olduğu için elastiki lifler yoktur diye söylemiş. Hayır arkadaşlar ee, lifler vardır ama az yapıdadır. Diğerlerini bir okuyalım. Belki yani azı yok gibi kabul etmiş olabilir. Atar ve toplar damarların dış kısmında bağ doku bulunur. Evet zaten dıştan içe doğru bağ doku düz kas ve epitel dokudan oluşuyor. Tüm kılcal damarlar atar ve toplar damarlar arasında yer alır. Ha, i̇şte bu yanlış. Neden? Çünkü glomerulus kılcalları iki tane atar damar arasında yer alıyordu. Bu istisnaydı. O yüzden cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Bunu direkt demek ki e, yok olarak kabul etmiş. Hani Azdır veya hiç yoktur diyoruz ya yok olarak kabul etmiş. Madde alışverişi sadece kılcal damarlarda gerçekleşir. Evet bu doğrudur. Tüm kılcal damarları atar ve toplar damar arasında yer alır demesi yanlış olur. Çünkü böbreklerde bulunan glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunur. Cevabımız değişik olur. 8 soru. Kalbin sol karıncığından çıkan kan tekrardan kalbe dönene kadar aşağıda verilen organların hangisinin kılcal damarlarından geçmediği kesindir? Şimdi kalbin sol karıncığından çıkıyorsa bakın kalpten şöyle çıktı. Nereye gidecek? Bir yukarı doğru bir de aşağı doğru gidecek. Arkadaşlar sol karıncıktan çıktıktan sonra işte aşağıda bulunan böbrek, karaciğer, bacaklarımıza, bağırsaklarımıza uğrar. O zaman bağırsak, işte mide evet buna uğrar, karaciğere uğrar. Yukarı gidince de beyne uğrar. Tamam buna da gider ama akciğerden geçmediği kesindir. Çünkü akciğerden geçmesi için nereden çıkması gerekiyor kanın? sağ taraftan çıkması lazım temizlenmesi için arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Dokuzuncu soru. Aşağıda bir kılcal damarın atar damar ucundan toplar damar ucuna gidildikçe K ile gösterilen faktörün değişimi verilmiştir diyor. K faktörü hangisidir? Şimdi bakıyorum. Atar damarda yüksek, kılcal damarda düşük, toplar damarda biraz daha e, yüksek olması gerekiyor. Arkadaşlar burada hangisi uyar? Bakın kan basıncı uymaz. Çünkü kan basıncı direkt azalıyor. Yani bu şekilde olması lazım. Kanın ozmotik basıncı sabit. Bu da olmaz. Kanın akış hızı olur mu? Evet olur. Kanın akış hızı atar damarda fazladır. Kılcal damarda en azdır. Toplar damarda biraz daha fazladır. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Toplam damar çapı grafiği de şöyle olması gerekiyordu. Bakın şu şekilde Yine atar kılcal toplar olarak gidiyorum. Bakın şöyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Ak yuvar sayısı yine değişmez arkadaşlar. O yüzden bunda sabit olması lazım. Cevabımız C şıkkı olur. 10. soru. Kalbin yapısında bulunan tabakalarla ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Kalbin 3 tabakası vardı. En dışta ne vardı arkadaşlar? Perikard tabakası. Ortada miyokard tabakası. En içte de endokard tabakası. Diyor ki, en içte bulunan tek katlı epitelden oluşan tabaka endokarttır. Evet. Miyokard tabakası kulakçıklarda karıncıklara göre daha incedir. Evet arkadaşlar kas tabakası. Karıncıklar şimdi şiddetli kasıldığı için kas tabakası biraz daha kalındır. Hatta sol karıncık da daha kalındır. Çünkü sol karıncık bütün vücuda kanı yaydığı için daha şiddetli kasılması lazım. O yüzden sol karıncıktaki kas tabakası daha kalındır. En dıştaki bağ dokudan oluşan tabaka perikarttır. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. 11. soru. Aşağıda dolaşım sistemi ile ilgili bazı tanımlar verilmiştir diyor. Tanımlara karşılık gelen kavramları istiyor bizden. Kalbin kasılmasına biz sistol diyoruz. Sistol. Kalbin gevşemesi diastoldur arkadaşlar. Şimdi bakın şıklardan eleyelim. Sistol ve diastol olarak gidecek. Bakın. Şu şekilde. Evet. A, C ve E şıkkı kaldı. Kalbin ritmik kasma ve gevşemesinin atar damarlarda hissedilmesidir. Nabızdır arkadaşlar bu. Nabız. Kalbin çalışmasıyla kanın atar duvarına yaptığı basınçtır. Bu da tansiyondur. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. 12. Alt anatoplar damarda bulunan kanın kalbe doğru hareket etmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi pozitif yönde etkili değildir? Arkadaşlar tabii ki hangisi pozitif etkili değildir? Yer çekimi etkili değildir. Bakın. Yer çekimi aşağı doğru çekiyor ama geriye kalan diğerleri iskelet kaslarının kasılması yukarı doğru iter. Kapakların kalbe doğru açılması bir çekim kuvveti oluşturur, yukarı doğru çeker. Sağ kulakçıkta oluşan emme kuvveti yine bir çekim kuvveti oluşturur. Damarlarda buna düz kaslarda yine yukarı doğru iter ama yer çekimi ne yapar? Aşağı doğru çeker. Evet, böylece bu testin sonuna geldik. Sonraki testte görüşmek üzere, hoşçakalın.